Gelin ya. Hiç vermeyeceğim yani. Üçün koku. Yani şöyle çok az bir şey portakal suyu, geri kalanı su. Kahve yanında ben anladım. Fine dining bugün tadına verecek. Ama lazanya maşallah bu kadar geldi. Ya bir de Murat, anlat bakalım. Şuna değinmek istiyorum. Yani 100 gram kıyma kullandığına emin mi? Fazla mı geldi? Fazla. Evet yani kıyma oranı bana göre 100 gramdan daha fazla. O zaman ben kasabın yalancısıyım. Ve ben sen kasaptan 100 gram mı aldın kıyma? Emin misin? Ve bende bir 50 gram kıyma var burada ufuk. Bende de 50 gram ikinize gelmiş. Zuhal Hanım'dan bana gelmiş. Bende de çok vardı da yani ben 100 gram aldım. Afiyet olsun. Ve çoğaldı herhalde sebzelerde bereketli falan. Bereketliyseniz. Bereketli. Ufuk Bey, hamuru çok beğendim. Bakar mısınız? Tabağını bitirdi. Ya annem ye sen ye. Hamuru gördüm açtım. Nasıl ama olsa hamuru, sadece, evet. Nasıl olsa sadece 100 kalori aldınız. Şaka maka kalori falan bir tarafa bırakalım. Ciddi bir durum var burada. O da arkadaşımızın emeği. Yani lazanyayı kendisi açmış. Ben çok gördüm burada, hep hazır kullanıldı çoğu zaman. Yani nasıl buldun hamurunu da değerlendir. Hamuru güzel. Hamuru ben biraz daha beğendim. Ama dediğin gibi kıyma oranı çok fazla ve sebzeyle alakası yok. Yani bana hiç sebze tadı gelmedi ve alamadım. Yani sebzeyi yiyemedim ben. Yani sebzeli değil. Ya ben hiç görmedim. Sebzeli yemedim. Değil mi? Değil. Ben, yok, ben de yok. Ben içine sebze koymadım. Gerçi ama bak yok. Yani yoğun kıyma var. Yoğun kıyma var. Yoğun kıyma var. Bakın ya hep ya kıyma. Ya 100 gram hani koydum yok. Diyorum. Yoğun. Yağsız kıyma. Bakın Ufuk Bey. Yani yoğun kıyma var. Sebze ben hiç yemedim ve... Sebze bu, fasulye mi? Yok fasulye ve biber. Ne bu? Kabak biber. Bu ha bu biber. Evet, kırmızı biber. Yeşil biber. Bu yeşil biber mi? Evet. Ha yeşil biber. Evet. Tamam. Başka ne koydun ve sebze? Patlıcan var, kabak var, oo, bayağı kırmızı da... biber var, oo, yeşil biber var. Bu bayağı çeşit. Ya. Lazanya 3 kattan mı oluyor dediniz az önce? 3 kat az değil mi? Orijinali 3 kattır. Siz hiç araştırdınız mı? Baktınız mı menüyü? Hiç lazanya yediniz mi daha önce? Yedim. Hiç lazanya gidip yedim. İtalya'da mı yediniz yok, lazanya? Yok hayır, normal yedim. Orijinali. Ama ben şimdi ben buradan bir kaynak üç söyleyeceğim o zaman. Bakın gene Ufuk'un kaynağına gidiyoruz. Ben Danilo Şef'in yalancısıyım. Ne? Danilo Şef'in yalancısıyım. Aa, Danilo'ya geldi konu. Ben Danilo Şef'ten baktım. Kendisi beyefendi, İtalyan biliyorsunuz. Ya. Orijinali 3 kat olur diyor. Ya İtalyan yalan söylüyor. Ben de söylüyor. Urfalı zannediyordum Danilo'yu bunca zamanda. Yani İtalyan bir beyefendi 3 kat olduğunu söylüyor. Yöresel, klasik, lokal bir lazanyanın. Ama siz diyorsunuz az gelmiş. O sizin bu taktik. Dün bana dediniz ki midemi yaktınız. Midem rahatsız. Çorba acılı. Şu an midem yanıyor. Şu an niye yandın? Çorba şu içtikten an... sonra midemi mahvetti. Peki bu nasıl olmuş lazanya? Ben beğenmedim. Tuzu neyini yok, beğenmedin? Tuzu yok, tadı yok. Kıymalı, kıymada ağır kokuyor. Ağır bir koku var lazanyada. Kıyma kokmuyor üzerindeki tamam, parmesan. Tamam peynir, parmesan peyniri kıymaya böyle... 100 gram koydum, 100 ama, gram. Onu ama 100 gram. Şu kadar, şu kadar. Ağır, inanın, 100 gram yediniz, parmesan. Ama onun için çok fazla ağır değil. Ağır kıymadan bir koku var. Kıyma. Ağır bir koku var. Peki, gerçekten. Derya. Ben söyleyeyim. Sen söyle, şimdi sen şef olarak lazanya 3 kat mı olur? 3 kat olur ama içerisine koyduğunuz malzemeyle, çünkü beşamel sos koyuyoruz, domates sos koyuyoruz. Kıyma koyuyoruz. Var. O piştikçe kabarıyor. O ayrı bir şey. Hamurun eline sağlık. Kendin açmışsın. Evet, güzel. Sebzeli lazanya yazmışsın ama sebze yok denecek kadar az. Ben şöyle düşündüm. İşte hamuru yayarsınız. Üzerine sebze katmanları koyar. Hamur koyarsınız. Harcını koyarsınız. Burada ben hamurdan çok, yani sebzeden çok kıyma tadı aldım. Kıymanız çok ağır. Yağsız diyorsunuz ama çok az. Parmesanı çok fazla koymuşsunuz. İnanılmaz. Tuzlu. Bir de lazanya biraz yumuşak oldu. Bu kadar kıtır olmaz. Tuzsuz diyor. Siz tuzlu parmesan diyorsunuz. Parmesan çok tuzlu. Ben parmesan tadı alıyorum. Pişmesinde mi sıkıntı var? Yani hamuru nasıl? Hamuru nasıl buldunuz? Hamuru fazla çok pişmiş. Güzel ama hamuru ziyan etmişsiniz. Çok güzel ziyan etmişsiniz. Bu kadar kuru olmaz. Bakın. Lazanya dediğiniz biraz yumuşak olur. Onu domates sosla pişiriyoruz çok ya. Çok rahat kestim ben bıçakla. Hayır, kesmesini bak, çok... söyle. Zaten rahat kesemiyoruz. Bu tabakta rahat kesemeyiz de. O ayrı. Ama... üstü orta, kuru bu kadar mesela, kuru olmaz. Şuraları ideal ya, hamur olarak. Evet. Üst katmanı bir de peynirle beraber şey yaptıysan. Evet. Çok sonradan atlıysa. Yine ısıttığım tabii için. Tekrar peynirler de şey oldu. Sen nasıl olabilir buldun Damla? Zuhal Hanım hamuru güzel olmuş. Ben kendisinin yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Güzel olmuş. Kırmızı biber koydum diyor. Bütün lazanyanın içinden sadece şu çıktı. Kırmızı biber. Bana da bir aslında hap kendi bana kendi bana o bile gelmedi. Bir evet tane koydum kırmızı biber. Kendi kendinize aslında yanlış yapmışsınız. Çünkü bize etli ve sebzeli diye belirtseydiniz evet, daha iyi olurdu. Sevgili Ufukcuğum, eline emeğine sağlık. Sebzeli lazanyada zaten lazanya normalde kıymalı olur ama sen
sebzeli de yaparsın, istediğini koyarsın. Şimdi ya orijinalini yapmıyorsun, sebzeli diyorsun, tamam. Evet. Ama sebzelerin içine kıyma koyuyorsun. Koyuyorsun. Neden? Yani çok az tat vermez. Ama neden? Tat vermez. Neyin tadı? Sen sebzeyi seçmişsin. Ama sebzelerden vereceksin tadı bize. Bu kadar tat versin de diyorsunuz ama kıymalar mesela çok büyük. Kıymalı yapsaydın direkt. Kıymalar neden sebzeli? Kıymalar da çok büyük. Yani... Başarmış, çok büyük parçalar var içinde. Geçmiş, yani tat versin diye önüne koymuş geçiyor kıymayı. Tamamen. Ama zaten komple kıyma tadı. Hamurumuz çok güzel. Ama sen sadece kıymalı yapsaydın sosuyla. Evet. Hiç sebzeye girmesin. Kıymalı deseydin Zuhal Hanım. Evet. Evet okey yani. Evet ona şu an okey. Hiçbir şey demem. Peki bununla ilgili bolene soslu olur. Bolene soslu. Ama sen mesela onun gibi olmuş zaten. Şunu düşünemedin mi? Yarışmacılar. Şimdi ben sebzeli yazdırdım. Bana diyecekler ki kıyma ne işi var içinde diye. Yani dedim birazcık tat verir. Tat yani verir. Tamam. O açıdan peki düşündüm. Son dakikada karar verdim. Şu anda anlıyorum ki yanlış karar vermişim. Olabilir. Sen hep son dakika hava soğuktu baktım sabah karabiberi bastım. Son dakika bir baktım biraz. Ya biraz çok yoğun çalışıyorum. Onun için gece çalıştığım için. Anladım. Gündüzde çok fazla vakit sen bulamadım. Sen e-ticaret yapmıyor musun ya? Evet. Gece ne yapıyorsun? Paket yani yapıyorum. Yurt dışındaki müşterilerimiz hani orada bir zaman katmanı var ya. Orada zaman gündüz, katmanı. Burada ha, saat gece. Farklı o arada var çalıştığımız için geceye tekabül ediyor. Anladım. Dün gece o zaman de bu eleştirilere de açık olun. Evet, çalıştım. Siz maalesef bence bu arada tamamen yanlış beslenme mesajı veriyorsunuz. Burada doğru beslenme mesajı yok. Kayarı hesaplamışsınız ya. Evet. Tamamen yanlış beslenme mesajı bu. Peki. Sebzeli lazanyadan kıyma eline sağlık. Sebzeli lazanya yapmaya çalışmış ama içerisinde kıyma koymuş. Bence o kıymalı sebzeli lazanya olmuş. Zaten sebzelerde yok denecek kadar azdı. Fazlasıyla kıyma vardı. Hamurunu kendi açmış. Tamam güzel ama o açtığı hamuru iyi değerlendirememiş. Çok kuru bir kıymalı lazanyayla karşılaştık. Sebzeli lazanya demiş. İçerisine kıyma koymuş. Kıymada da ağır bir tat vardı. Sebzeli lazanyasını da beğenemedim bu yüzden. Olmamıştı. Kendisi gastronomi mezunu olduğunu, çok iyi yapacağını söylerken asla olmamıştı. Dilara'yı arayalım mı eski yarışmacımızı? Diyetisyen. Sen de arkadaşım dedin. Evet, evet. Tamam, hı. Peki. O zaman şöyle yapalım. Ufuk'un bize söylediği kalorileri bana bir verin. Nerede ne yazıyor? Dur bakayım, benim telefonumda vardı. Arayalım Dilara'yı da. Baktık, ettik, araştırdık. Bir şey getirmeye çalışıyoruz. Bir insanların ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Ona bile arkadaşlar köstek oluyor. Arayalım Zuhal Hanım. Hem de sen mi arayacaksın? Ben de arayayım. Ay ara ara. Hoparlöre ver, hoparlöre. Ver bakalım. Arayabilir miyiz? Bir mahsur var mı senin için? Arasın. Eski problem birincimiz. Değil. Ben diyetisyen bizim değilim. Bizim birincimiz. Zaten. Yok tabii ki canım. Yani olabilir, hata diyetisyene yapmış olabilir. Diyetisyene danıştın mı dedin? Danıştım. Böyle bir şey söylediniz. Evet danıştım. Nasıl bir diyetisyen? Biz de danışalım. Biz de danışalım. Danıştım. Arıyorum. Hadi bayalım. Ara canım. Müsait midir? Müsaittir diye düşünüyorum. Ya danıştık diyoruz. Yani olabilir. Yani ben ona içindeki malzemelerden ne kadar kullanacağımı söylemedim. Yani sebze tadının olacağını söyledim. Olabildiğince azalttım. Yani hamur yiyerek de az bir kalorili yemek yiyebiliriz diye. Yani böyle, bu şekilde düşündüm.